Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda Tricker New ile Tricker Old arasındaki ilişkiyi, arasındaki farkları göstermeye çalışacağım. Arkadaşların en çok zorlandığı konu Tricker New ve Tricker Old. Onlarla alakalı bir video çekmek istiyorum. Farklı bir yaklaşımla anlatmaya çalışacağım. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Öncelikle Ork'umuza gidip yeni bir account oluşturacağız. Bu account oluşturduktan sonra onu update edeceğiz ve trigger'lardaki değişimi göreceğiz. Yani oluşturduğumuz account'ı update yaptıktan sonra önceki hali yani Tricker New, sonraki hali Tricker Old olarak önceki halini ve sonraki halini gözlemleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle bir account oluşturalım. Daha sonra Tricker'ımızı oluşturacağız. Çünkü var olan bir account üzerinden ben Tricker update yaptığım zaman var olan bir account'u Tricker'larla oluşan değişimleri göreceğiz. Öncelikle bir account oluşturalım. Bu account'un adına biz şöyle bir isim verelim. Account name before update diyorum arkadaşlar. Before update diyorum. Bu şekilde bir isim veriyorum. Daha update yapmadık. Bunun bir iki field'ini de değiştirmek istiyorum. Bir iki alanı değiştirelim. Mesela bunun rating'ine şu anda hot diyoruz. Artı type'ını da değiştirelim. Type'ına prospect diyelim. Evet arkadaşlar, isterseniz bunu artırabilirsiniz. Diyelim ki employees kısmına da 100 yazdık. Bu şekilde bunları aklımızda tutalım. Şu anda bu bizim account'umuzun değerleri, girdiğimiz değerler. Bunu oluşturuyoruz. Daha sonra trigger'larla trigger new ya da trigger old ne demek? Onu göreceğiz. Şöyle söyleyeyim, trigger oluşturmadan önce. Şu anda benim burada girdiğim değerler trigger.new olacak. Yani siz bu account'u update yaparken var olan değerler trigger.new listesinde saklanıyor diyelim. Siz bunları değiştirdiğiniz zaman ve save butonuna tıklayınca sizin değiştirdiğiniz değerler, yani daha sonra eklediğiniz değerler, yani en son halini diyelim, bir önceki hali, bir sonraki hali, bir sonraki hali trigger.old olarak yeni bir listede saklanacak, öyle diyelim. Onları siz trigger'ın içinde kullanarak değişik işlemler yapabileceksiniz. Ama ben o işlemleri yapmayacağım. Sadece şunu göstermeye çalışıyorum. Trigger.new nasıl bir liste? Trigger.old nasıl bir liste? Onları gösterip aralarındaki farkları göreceğiz. Şimdi ben bunu kaydediyorum. Save diyorum. Daha sonra account'larıma geliyorum. Burada görüyorum account name before update. İsterseniz bizim sadece eklediğimiz field'ler burada gözüksün. Buradan setting'den select fields to display'e geliyoruz. Account name var mıydı? Vardı. Account site yoktu. Billing state yoktu. Phone yoktu. Type var. Account owner yok. Annual revenue rating. Bunlar var. Şimdi biz bunları eklemiştik. Görüyorsunuz arkadaşlar. Biz annual revenue eklememiştik. Onu çıkartalım. Sanırım şey eklemiştik. Employees eklemiştik. Onu ekleyelim. Biz bunları değiştirdik arkadaşlar. Şu şekilde koymuştuk. Bir tane daha eklemek istiyorum. Ona da neyi ekleyelim? Şey eklemek istiyorum. Annual revenue eklemek istiyorum. Bu boş. Buna bir şey koymadık. Bu şekilde. Biz ne yaptık arkadaşlar? Bir account oluşturduk. İçindeki 4 tane alanı, field'i doldurduk. Bir tanesini boş bıraktık. Ben bunu update yaparken değiştireceğim. O yüzden böyle boş bıraktım. Evet arkadaşlar. Şimdi developer console'a giderek öncelikle şunu yapmak istiyorum. Class oluşturacağım. Class ve trigger'larla ben trigger.new ile trigger.old arasındaki ilişkiyi göstermeye çalışacağım.
O yüzden önce bir class oluştururum. Class'ımın adı account class olsun arkadaşlar. Bu şekilde oluşturuyorum. Bunun içinde iki metot oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Birinci metodumuz public static void. Birinci metodumuzun adı şu olsun. Şöyle diyelim. Account list. Şunu da hatırlayalım. Bizim trigger.new ve trigger.old dediğimiz terimlerin karşılığı birer liste. Yani trigger.new deyince aklınıza bir liste gelsin. Trigger.old deyince aklımıza yine bir liste geliyor. Dediğim gibi trigger.new eski değerleri, yani şu anda bizim şurada gördüğümüz değerleri içeren bir liste. Yani bizim o listenin içinde şu account olacak. Bu bir account. Bu account'un bir ID'si var. Bu account'un değerleri var. O değerleri oluşturan account'un listesi. Tek bir liste. Şu anda eğer siz bunu update yaparsanız bir liste içinde tek account oluşmuş oluyor. Ona biz trigger.new diyoruz. O yüzden ben onu burada görmek istiyorum. System debug yapıp içine ne var? Nasıl bir liste? İşte içinde olan account'un değerleri ne? Onu göreceğiz. O yüzden ben buna account list with old values diyorum arkadaşlar. Old values diyorum. Bazen anlatırken yanlış şeyler söyleyebilirim. Onu daha sonra düzeltiriz. Account list with old values diyorum ve içine bir parametre geçmem gerekiyor. Parametre dediğimiz şey ben trigger'lardan trigger.old'u almam gerekiyor. Daha sonra trigger.new'u de alacağız ve aralarındaki farkları göreceğiz. O yüzden ben bunun içine bir account listesi geçmek istiyorum. List diyorum. Ona account diyorum. Adına da şu anda old şöyle diyelim. A diyelim. List A diyelim buna. Fark etmiyor. İsmini istediğiniz gibi verebilirsiniz. Şimdi bir for each loop yaparak bunun içindeki değerleri almak istiyorum. For diyorum. Account for each loop'u bildiğinizi farz ediyorum. Bilmiyorsanız da buradan öğrenebilirsiniz. Account. Şimdi account'a bir isim veriyorsunuz. Diyelim ki AC diye bir isim verdik. İki nokta üst üste. Bu bir account ve bu account benim listem içindeki bütün account'lara hitap ediyor. O yüzden list A diyorum. List A'nın içindeki bütün account'lar demek. Döngü olduğu için sürekli dönecek. Eğer sizin 5 account'unuz varsa for loop içinde bu döne döne işlemler devam edecek. Döngü diyoruz ya. Döngü birinden başlar sonuna kadar bütün account'ları alır ve onun içinde yapmak istediğiniz işlemleri yapar. Öyle diyelim. Şimdi bunu açıyorum böyle. Bu AC bir account. Bu account'um benim. Şu listeden geliyor. Bu liste şu anda sadece tanımlanmış. Sadece tanımlanmış. Ben buna bir parametre girmem gerekecek. Onu daha sonra trigger'larda yapacağız. Öncelikle class'ımızı oluşturalım. Ben şunu görmek istiyorum arkadaşlar. System debug yapalım. Benim bu account'un adı ne? Onu görelim önce. AC.name diyorum. Hatta isterseniz buraya şu şekilde name yazıp artı ile birleştirebilirsiniz. Name'i görelim. Hatta buna şey diyelim. Old name diyelim. Daha sonra kopyalayalım. Daha sonra old name'den sonra başka ne vardı arkadaşlar? Type vardı. Old type diyelim. Buraya da type yazmamız gerekiyor. Şu account'tan alıyorum arkadaşlar. Daha sonra old type'tan sonra old rating diyorum. Rating vardı. Bu da rating yapalım. Sonuncu olarak ne eklemiştim? Employees eklemiştim. Onu da alalım. Type rating buraya employees yazmam lazım. Evet, spelling'e dikkat edelim. Ve sonuncusu içine hiçbir şey koymamıştım. O yüzden alıyorum. Old type değil. Buna ne diyoruz? Old buna employee diyelim. Employees diyelim. Sonuca old annual revenue diyelim. Bu şekilde alıyoruz. Hepsini görmek istiyorum.
AC employees. Bunu değiştirelim arkadaşlar. Ne diyeceğiz buna? Annual revenue diyeceğiz. Bu şekilde hepsini aldık ve bunu kaydediyorum. Evet, burada bir hatamız var. Variable does not exist. Böyle bir variable yok diyor. Bakalım bu employees'in şeyini tam olarak yazılışını edit object'ten giderek bulabilirsiniz. Buradan fields and relationship'e giderseniz employees diye bir, evet şurada arkadaşlar, number of employees olması gerekiyor. Onu alalım, buraya koyalım arkadaşlar. Bu şekilde save yapıyorum. Bir problem olmaması lazım. Evet. Bu birinci metodumuz. Bunu trigger.old için kullanmak istiyorum. Yani bizim buraya geçeceğimiz, yani pas yapacağımız parametremiz trigger.old'dan gelecek. Onu göstereceğim. Şimdi ikinci metodumuzu bunu kopyalayarak yapabiliriz. Tekrar her şeyi yazmaya gerek yok. Bunun hepsini kopyalayalım. İkinci metodumuzu şurada oluşturalım. Yapmamız gereken bazı şeyler var. Birincisi, metodun adını değiştirelim. Account list with new values diyelim buna. Buna list B'yi geçelim. List A olsa da problem yok. List B olarak geçiyorum. Şurada list A'yı list B olarak değiştiriyorum. AC aynı kalabilir çünkü bu for each loop'un içinde çalıştığı için bir öncekinin aynı olması bunu etkilemez. AC.name type rating hepsi aynı kalacak. Sadece old yerine new yazacağız ki yeni değerlerini görelim. Çünkü onu update yapacağız. Update yapınca eski değerleri ve yeni değerleri görmüş olacağız. Bu şekilde biz trigger.new ile trigger.old arasındaki ilişkiyi görmüş olacağız. Şimdi bu şekilde yaptıktan sonra ben ne yapmaya çalışıyorum? Trigger.old ne demek? Onun içindeki account'un değerleri nelerdir? Onu görmek istiyorum. Trigger.new'in de değerlerini görmek istiyorum. Aynı şekilde bir metot yaptım. Metodun içine for each loop'la içindeki account'un değerlerini alıyorum. Aslında içinde tek bir account var. Çünkü biz tek bir account'u update yapacağız. Şimdi trigger oluşturup trigger'ın içinde bu metotları çağırmamız gerekiyor. New diyorum, Apex Trigger diyorum, adını da Account Trigger koyabilirsiniz arkadaşlar. Object olarak Account'u seçiyorum, Submit diyorum. Şimdi ben Before Insert yapmıyorum, ne diyorum? Before Update diyorum. Update olmadan önce yapsın çünkü Insert'te olmaz. Insert'te Trigger.old olmaz. Neden olmaz? Zaten Insert yapıyorsunuz ve oluşturmak istediğiniz account'un eski bilgileri yok. Oluşturmak istediğiniz account'un eski bilgileri olmadığı için orada trigger.old'dan bahsedemeyiz. Sadece trigger.new var. Ama update'e gelince zaten var olan bir account'umuz var. Bu var olan account'un bilgileri var. O yüzden eski bilgileri trigger.new içinde, trigger.old içinde yeni girdiğimiz bilgileri trigger.new içinde toplayabiliriz. Video başlangıcında belki bazı şeyleri yanlış söylemiş olabilirim. Bazen hani söylerken yanlış söylenebiliyor. Çünkü terimler birbirine çok benzediği için karışabiliyor. Tekrar ediyorum. Şu anda bizim account'umuzda şurada var olan değerler, gördüğünüz şu değerler trigger.old. Ben bunları biraz sonra değiştireceğim, update yapacağım. Yeni koyduğum değerler hepsini farklı farklı yapacağım. Yeni koyduğum değerler trigger.new olacak. Ve biz bunu execution yaptıktan sonra log'da göreceğiz. Tek tek göreceğiz. Öncelikle trigger'ımızı bitirelim arkadaşlar. Biz burada oluşturduğumuz metodu çağırmamız lazım. Nasıl çağırıyoruz? Bunu kopyalayalım. Trigger'a gidiyoruz. Şu şekilde çağırabilirsiniz. Class name hatırlayalım. Account class diye bir class oluşturduk. Nokta method name. İçine benim bir liste geçmem gerekiyor. Neden liste geçmem gerekiyor arkadaşlar? Çünkü bizim oluşturduğumuz class'taki metodun içinde liste var. Eğer burada liste varsa liste geçmeniz gerekiyor. Eğer burada sadece string olsaydı string geçmeniz gerekiyordu. Integer olsaydı sadece integer geçmeniz gerekiyor. Bu ikisinin aynı olması gerekiyor. Burada dikkat edelim arkadaşlar. Buraya madem bir liste geçmem gerekiyor, ben bunun içine şu listeyi geçebilirim arkadaşlar. Trigger nokta old'u geçiyorum. Yani bizim
Ticker.alt neydi arkadaşlar? Bir liste. Bu listenin içinde ne var? Bizim şu anda update etmek istediğimiz account'un içindeki bilgiler var. Yani şunlar olacak. Account name before update, prospect, hard ve use olacak. Şimdi biz bunu bu şekilde çağırabiliyoruz. Bunu kaydedelim. Bir hatamız var mı onu görelim. Bir hatamız yok görüyorsunuz. Bunu kopyalayıp aynı şekilde kopyalayıp bunu bir de biz trigger.new için yapalım. Şurayı new yapalım. Şurayı değiştiriyoruz. New values yapıyoruz. Kaydediyoruz. Tekrar görüyorsunuz hatamız yok. Biz şimdi eğer bütün kodları doğru yazıysak ne yapacağımızı tek tek anlatayım. Öncelikle biz account'u update yapınca before update diyor arkadaşlar. After update de olabilir. Aynı şey yapacak. Çünkü update önemli olan update olması. Update olunca hem trigger.new hem trigger.old kavramları oluşuyor. Şimdi biz account update yapınca var olan bilgileri o anda yani siz account'u açıyorsunuz. Şöyle yapayım bunu kapatıyorum. Account'u açtık şu anda. Biz bunu edit yapmak istiyoruz. Şu şeyle edit yapıyorsun. Şu anda var olan bir bilgisi var mı? Var. Peki prospekte var mı? Var. Var olan bilgiler var. Biz bunları değiştireceğiz. Var olanlar trigger.new'in içinde. Bizim yeni eklediklerimiz veya değiştirmediklerimiz trigger.old'da yani son hali öyle diyelim. Yani şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Diyelim ki ben bunu değiştirdim. Sonra bunu da değiştirdim ama diğerlerini değiştirmedim. Diğerleri trigger.new'de olmayacak diye bir şey yok. Çünkü onlar yeni account'umuzun son halinde var. Eskisinde de var, yenisinde de var. O yüzden onlar aynı oluyor. Değişmemiş oluyor ama hem trigger.new'de hem de trigger.old'da mevcut oluyorlar. O yüzden burada bir karışıklık olmasın, kafanız karışmasın. Devam edelim şu şekilde. Şu andaki değerlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Ben bunu buradan direkt buradan edit yapabiliyoruz. Buradan edit yapacağım. Yeni değerlerini gireceğim. Şimdi yeni değerlerini girmeden önce tekrar hatırlayalım. Eski değerleri account name, before update, prospect, hard ve 100. Biz şimdi bunları tek tek değiştireceğiz. Daha sonra bazen değiştirmeyeceğiz ama şurada koymadığımızı da değiştireceğiz. Burada bir şey belirtmemiştik. Onu update yapacağız. Önce ismiyle başlayalım arkadaşlar. İsmini değiştiriyorum. Var olan değerler aklınızda kalsın arkadaşlar. Onu log'a gidip görmemiz gerekiyor. Account name before update diyor. Ben bunu after update diye değiştiriyorum arkadaşlar. After update yapıyorum. 1. Kaydetmiyorum. 2. Prospect'i ben ne yapalım? Installation partner yapalım. Hot bunu değiştirelim. Onu da cold yapalım. Yüzü değiştirmiyorum. Aynı kalsın. Çünkü ben hem trigger.new'de hem de trigger.old'da yüz var mı yok mu ona bakacağım. Evet arkadaşlar. En revenue bunu da biz 100.000 yapalım arkadaşlar. 100.000 yapıyorum. Şimdi kaydediyorum. Problem yaşadık mı kaydederken? Yaşamadık. Şimdi bizim trigger'da eski bilgiler yani biz update yaptığımız için trigger'ımız çalışmış olacak. Trigger'ımız çalıştı. Neyi çalıştırdı trigger'ımız? Account class'ın içindeki iki tane metodu çalıştırdı. Bu account'ın içinde yani bizim bu class'ın içindeki metotların içinde ne var? Bizim trigger.old ve trigger.new listeleri var. Gidiyorum account class'a bakıyorum. Bu listeleri biz for each loop'la içindeki account'ları aldık ve bu account'ların name'ini, type'ını, rating'ini, bütün filtrelerini göreceğiz şimdi. Eski bilgilerini ve yeni bilgilerini göreceğiz arkadaşlar. İsterseniz log'a gidelim direkt bakalım. Buradan file'dan open log diyebilirsiniz. Open log yaparak sadece debug only'ye tıklarsanız buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi old'a bakıyorsunuz. Ne diyor arkadaşlar? Account name before update. Type'ı ne? Prospect. Hatırlayın eski bilgiler. Old rating ne? Hot. Employees 100. En önemli yok. Boş in. Şimdi değiştirdikten sonra artık trigger.new oluşmuş oldu arkadaşlar. Update yapınca. Trigger.new'in içinde ne var arkadaşlar? Account name after update. Installation partner var. Değişmiş arkadaşlar. Prospect'li. Şimdi installation partner oldu. Hot cold oldu. 100 değiştirmemiştim. Hem burada 100 hem de burada 100. Değişmedi. Değiştirmedim. Yani eski trigger.old'daki değeri de 100. Trigger.new'in içindeki değeri de
100. Peki annual revenue hiçbir şey yoktu. Şimdi 100 bin. Aslında burada şunu anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu değerleri artık siz normalde şurada, madem bu değerler bizde var, yani update yaparken eski değerler de bizde var, yeni değerler de bizde var. Bunları trigger saklıyor. İlerisi için saklamıyor. Sadece o anda trigger çalışınca bunları saklıyor ve kullanabiliyor. İlerisi için düşünmeyin. Yani şöyle düşünmeyin. Ben trigger'ı çalıştırdım. 5 dakika sonra ben trigger.old'u görmek istiyorum. Artık yok. Trigger çalıştı. Bu değerleri kullanarak yeni işlemler yaptı ve ekledi. Ekledikten sonra artık siz trigger.new ve trigger.old'dan bahsedemezsiniz. Şimdi biz bu değerleri şurada kullanabiliyoruz. Trigger'ın içinde istediğiniz bir kullanım. Ben sadece size göstermek istedim. Trigger.old'un içinde neler var? Trigger.new'in içinde neler var? Artık siz bunları kullanabiliyorsunuz. Siz bunları kullanabiliyorsunuz. Yeni işlemler yapabiliyorsunuz. Yani sizin elinizde çok önemli bilgiler var. Hem account'un, o oluşturduğumuz account'un bir önceki hali hem de bir sonraki hali var. Siz bunları kullanarak yeni bir account oluşturabilirsiniz mesela. İsterseniz yapalım arkadaşlar. Yeni bir account oluşturalım. Trigger.old ile Trigger.new içindeki bilgileri kullanarak yeni bir account oluşturmak istiyorum. Şöyle sadece adını belirteceğim. Oradan şey görürsünüz. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Yeni bir account diyorum. Buna biz ne diyelim? AC diyelim yine. Eşittir new diyorum. Bir account oluşturuyorum. İçine bir şey koymuyorum. Boş. Daha sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Yeni bir account oluşturuyorum. Şimdi ben buna trigger.old ve trigger.new'den değerler almak istiyorum. Madem burada iki tane sınıfımız var. İki tane listemiz var. Bu listenin içindeki değerleri kullanarak yeni bir account oluşturmak istiyorum. Liste olduğu için for each loop yapmanız gerekiyor. Şimdi bu AC'yi alıyorum ben. Cut yapıyorum. Bir for each loop yapıyorum. For işte account diyorum. Buraya AC şey diyelim. AC old diyelim. Biz bunu trigger.old'dan alacağız arkadaşlar. Trigger.old diyorum. Evet. For'un içine for yapıyorum. İkinci for'u yapıyorum. Çünkü ikisini de kullanmak istiyorum. Burada AC new diyorum. Bunu da trigger.new'den alıyorum arkadaşlar. Şimdi bu iki listenin içindeki accountların bazı değerlerini kullanarak yeni bir account oluşturuyorum. Şimdi yeni accountumuz account AC eşittir new account. Bunu isterseniz dışarıda da oluşturabilirsiniz. Şurada. Zaten dışarıda oluşturmak daha mantıklı. Dışarıda oluşturalım. For each loop'ların dışında oluşturuyorum. Şimdi bu AC'nin yeni bir account'un içinde hiçbir şey yok. Boş. Bunun adını ben değiştirmek istiyorum. Adını şöyle yapıyorum arkadaşlar. AC nokta name diyorum. Eşittir. Benim eski halini ve yeni halini birleştirip yeni bir account yapacağım arkadaşlar. Şöyle yapıyorum. Bu name'ini ne yapabiliriz? AC old nokta name diyorum. Plus bir boşluk oluşturuyorum. Sonra plus diyorum. AC new onun da name'ini alıyorum arkadaşlar. İkisinin name'ini alarak bu şekilde name'ini değiştiriyorum arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz. Şimdi ben bu AC insert yapacağım. Sisteme ekleyeceğim. For each loop'ların bunun dışında yapmanız gerekiyor. Insert diyorum. AC diyorum ve bunu sisteme ekliyorum. Evet arkadaşlar şunu yaptım. Öncelikle trigger.old diye bir liste var bende. Bu listenin içinde account'un son bilgileri var. Yani şu anda eski bilgileri yok. Ne var? Account name after update var. Installation partner var. Cold var. 100 var. 100.000 var. Bunlar var. Artık son değerleri bunlar. Trigger.old buradan oluşacak. Trigger.new'de benim yeni gireceğim değerler olacak. Bu değerleri kullanarak, for each loop yaparak, trigger.old'daki ismi alarak, trigger.new'in içindeki ismi de alarak yeni bir account oluşturuyorum. Bu account'umuz ikisinin birleşimi olacak. Yani isim olarak. Yani yeni account'umuzun adı AC Old. Yani account'un eski ismiyle account'un yeni isminin birleşimi olacak. Şimdi biz öncelikle şunu yapalım. Bunları değiştirelim önce. Şunu değiştirelim sadece. Buna name before diyelim. Bunu kaydedelim. Evet.
Şu anda son hali bu. Trigger'ımız çalıştı. Gidip bakmıyorum. Ben yeniden şu anda çalışmak istiyorum. Name before. Bunu hatırlayalım. Şu anda eski hali name before. Ben bunu edit yapmak istiyorum. Edit diyorum. Şu anda en son hali bu arkadaşlar. Name before, called, 100 falan filan böyle doldurduk. Ama sadece name'i ilgilendiriyor beni. Name before. Artık ben bunu name after yapıyorum. Name after. Önceki değeri neydi? Name before. Sonraki değeri ne? Name after. Benim beklediğim şey ne? Şu. Yeni bir account oluşacak. Name before ile name after'ı birleştirecek. Şurayı hatırlayalım arkadaşlar. Şurası. Eski adı ile yeni girdiğimiz adını birleştirip yeni bir account oluşturuyoruz. Bu değerleri biz nereden alıyoruz? Trigger old ve trigger new'den alıyoruz. Evet arkadaşlar yapalım. Bunu değiştiriyorum artık. Save diyorum. Evet arkadaşlar. Şurayı görüyorsunuz. Name before, name after. Name before ve name after diye bizim yeni bir account'umuz oluşmuş oldu. Diğer bilgileri değiştirmedim. Hiçbir şey girmediğim için boş oluyor. Çünkü şurada yeni account oluşturduk ve sadece adını belirledik. Başka bir değer vermediğimiz için rating, type ya da başka filtrelere bir değer vermediğimiz için sadece adı oluştu. Bu şekilde geldi. Evet arkadaşlar bu şekilde bunu update yapmış olduk. Peki burada şöyle bir problem var mı? Şu nereden geldi? Ona bakalım. Account name after, update name before diye şu şekilde bir şey oluştu. Bu nereden oluştu? Bakalım. Yazdığımız bazı kodlara dikkat etmediysek oradan oluşmuş olabilir. Şu AC mesela. Bu AC'yi başka bir yerde tanımladık mı? Ona bakalım. Şuraya bakıyorum. AC'yi. Evet. AC'yi de update yaptığımız için belki oradan gelmiştir. İsterseniz debug'ımıza bakalım. Debug'ımızda ne var? Log'da ne var? Ona bakalım. Open log diyorum. Debug only diyorum. Şimdi görüyoruz. Eski adı neydi? Name before. Installation partner called use. Yani en son girdiğimiz değerler bunlardı. Yeni girdiğimiz name after. Installation partner called use ve 100.000. Sadece ismini değiştirmiştim. O yüzden sadece ismi değişti. Buraya görüyorsunuz. Bir de buraya bakın. Name before, name after. Bunları birleştirerek yeni bir account oluşturmuş olduk. Şurada. Bu account'ımızı da burada görüyorsunuz arkadaşlar. Name before, name after şeklinde bir account oluşmuş olduk. Umarım trigger.new ile trigger.old arasındaki ilişkiyi anlamışsınızdır. Tekrar şöyle özet geçmek gerekiyorsa trigger.old ya siz trigger yaparken trigger.old yani account'un son haliyle trigger.new yeni yanlış söyledim. Trigger.old account'un baştaki haliyle trigger.new en son halini size iki liste olarak oluşturuyor. Birincisi trigger.old olarak oluşuyor. İkincisi trigger.new. Burada bilmeniz gereken bu ikisinin de liste olduğu. Bu listeleri kullanarak, içindeki bilgileri kullanarak yeni işlemleri yapabilirsiniz. İstediğiniz işlemleri yapabilirsiniz. Sadece şunu bilmeniz gerekiyor. Trigger, account triggerlarda update kullanırken, before update ya da after update kullanırken sizin elinizde çok güzel bilgiler var. Birincisi trigger old, ikincisi trigger new. Bu listeleri kullanarak yeni işlemler yapabiliyorsunuz. İstediğiniz işlemleri yapın. Gördüğünüz ben üçüncü bir account oluşturdum. Bunları kullanarak siz opportunity ekleyebilirsiniz, account ekleyebilirsiniz. Yani bunların için bilgileri kullanabilirsiniz. Öyle diyelim. Ve burada bu konuyu bitirelim. Daha sonra triggerlarla alakalı yeterince örnek yapacağız. Yeterince örnek paylaşmayı düşünüyorum. Umarım o zaman tam pekişir, tam oturur. Kafada çok iyi oturması lazım bu triggerların. Hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.